Sağ ol kardeşim, sen ne yapıyorsun? Beler nasip eyle. İçinde bulunduğumuz Ramazan-ı Şerif ayını cümlemiz hakkında hayırlı ve mübarek eyle. Eyle. Varacağı yeri cennet eyle. Kabrini cennet bahçelerinden bir bahçe eyleyip cehennem çukuru olmaktan muhafaza eyle. Bir gün şahit eder misiniz? Evet. Dünyevi ve uhrevi, maddi manevi bütün haklarınızı lütfen helal edin. Helal olsun. Helal ediniz. Helal olsun. Muhterem Hazirun, öncelikle hepinizin ve hepimizin başı sağ olsun. Cenab-ı Hak Kadir Bey Efendi ağabeyimize rahmet eylesin. Okumuş olduğum ayet-i kerimede Rabbimiz şöyle buyurur. Her ümmet için belli bir ecel vakti vardır, belli bir ecel zamanı vardır. Ecelleri geldiği zaman ne bir an ileri ne bir anda geri alınır buyuruyor Rabbimiz. Takdir edilen ömür, tayin edilen zaman bugün merhum Kadir Bey Efendi ağabeyimiz için son buldu. Aranızdan ayrılırken sizlerden bir hüsnü şehadet ve helallik beklemektedir. Daimiş. Kadir abi de çalıştığı süre boyunca hem bizim gönüllerimizde, hem bu binada, hem ekranlarımızda, hem gazetemizle her hafta düzenli olarak görüşürdük. Her zaman umut verdi. Her zaman daha ileriye gidilmesini tabii ki Mustafa Karahasanoğlu ağabey anlattı. 12 Eylül 1993'te çıkılan bu kutludur. Bir de görmediğimiz hali vardır. Onun ölüm şeklinde neyi nasıl hissettiğini ancak Cenab-ı Hak bilir. Dün geceden beri onu tanıyanların tamamı iyi dileklerini hep dile getirdiler. Fakat belki yeri değil ama sosyal medyayla çok ilgili olmamama rağmen başkalarına işittiğim kadarıyla ölüm şeklinden haz alan insanların da sosyal medyada bir takım notlar ile yazdıklarını, mesajlar yaptıklarını duydum, dinledim. Dolayısıyla yarın bizim başımıza ne geleceğini ancak Allah bilir. Dolayısıyla başkasının ölüm şekline bakarak kendimizi garantide görmek, tekrar ediyorum, bir cehaletin örneğidir. Allah bu tür cehaletlerden, bu tür cahillerden bütün cümlemizi korusun. Karıncayı bile incitmeyen bir adam, Rabbimin huzuruna inanıyorum ki huzuru kalple gitmiştir. Ölüm şekli bize onun nasıl öldüğünden ziyade Cenab-ı Hak nezdinde nasıl yolcu edildiğine önemlidir. Tekrar Allah rahmet eylesin. Başımız sağ olsun. Ölüm güzel olmasaydı diyor. Bizimle birlikte çalışmaya başladı. Kadir gerçekten musalli, inançlarına bağlı, dürüst ve sakin bir arkadaşımızdı. Takdir böyleymiş. Ben kendisini dün akşam saat 19'a gelirken 16.40'da burada asansörü çağırdım. Asansör geldi giriş katına. Kadir çıktı. No Kadir dedim, hayrola? Abi dedi, iftara gidiyorum. 7'ye 20 kala. Allah yoluna açık etsin dedim. Gitti. 1,5 saat sonra ölüm haberini aldık. Hayat bu kadar pamuk ipliğine bağlı. Kadir'e Cenab-ı Hak rahmet eylesin. Mekanını cennet etsin. Biz kendisinden razıyız. İnşallah Cenab-ı Hak da ondan razıdır. Hepinize teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sağ olun. Küçük cümlesi, sorun yok, problem yok derdi hep. Küçük küçük aksaklıkları dert ettiğimiz zaman sorun yok, sorun yok derdi. Şu an bir sorun var. Kadir abimiz bir küçük sorunu çözemedi. Maalesef, ama belki gene o haklı. Belki bunların hepsi ölmemiz, yaşamamız, hepsi bir imtihan. Ve gene belki onun ölümünde de bir sorun yok. Hepimiz geldik gideceğiz. Allah mekanını cennet etsin. Bir Ramazan günü oruçluyken vefat etti. İnşallah Allah hepimizi cennette buluşturur. Allah rahmet eylesin.